Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Uzun bir aradan sonra KPSS ile ilgili soru çözümümüz olacak şimdi. Yine farklı farklı kaynaklardan sizler için sorular hazırladım. Bakalım durumlar nasıl? Umarım iyisinizdir bu arada. Halinizi hatırınızı sormayı unuttum ya. Hazırsanız başlıyoruz. Değerli arkadaşlarım. Osmanlı tarihi yok. İnkılap tarihinden başlıyoruz. Bakalım. İlk sorumuza baktığımızda Sivas Kongresi'nde oluşturulan temsil heyeti Ali Fuat Paşa'yı Batı Cephesi Kufay Milliye Komutanlığı'na atamıştır. Buna göre ifadelerinden hangileri temsil heyeti için doğrudur? Bakıyoruz şimdi değerli arkadaşlar. Yürütme gücünü temsil etmiştir. Doğru mudur? Doğrudur. Mustafa Kemal temsil heyeti başkanı olarak Ali Fuat Cebeso'yu nereye atamıştır değerli arkadaşlarım? Batı Cephesi'ne atamıştır. Bu da bize neyi gösteriyor? Yürütme gücünün olduğunu gösteriyor. Hükümet gibi burada davranmış mı? Tabii ki davranmış. Dış politikayla ilgili karar alınmıştır. Dış politikayla ilgili herhangi bir karar burada yoktur değerli arkadaşlarım. Bu bir iç politikadır ki zaten dış politika nasıl olur? Başka bir devlete örneğin örnek vereyim sizlere. Ali Fuat Cebesoy'un Moskova'ya elçi olarak gönderilmesi gibi. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. İlk sorular genelde kolay oluyor. Geldik. TBM'ye karşı çıkan isyanlar. Bakalım bunun hakkında ne kadar bilginiz var. Meclise karşı çıkarılan ayaklanmalar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? İstanbul hükümeti ve işgalcilerin kışkırttığı doğrudan İstanbul hükümetince çıkarlar. Demirci Mehmet İstanbul hükümeti ve işgalciler tarafından kışkırtılmadı. Demirci Mehmet niye isyan etti? düzenli ordu kurulduğu için. O yüzden ikisini de eliyoruz. Anzavur doğrudan İstanbul hükümeti zaten. Demirci Mehmet dediğimiz gibi bunu ne Kuva Kuvay İnzibatiye halifelik ordusudur. Doğrudan İstanbul. Cemil Çeto ayaklanması İstanbul hükümeti ve işgalciler tarafından kışkırtılmıştır değerli arkadaşlarım. Peki nerede çıkmıştı bu? Batman'da çıkmıştı değil mi? Milli aşireti Keza aynı şekilde işgalciler tarafından kışkırtıldı. Bu da değil. Milli aşiret doğrudur. İşgalciler tarafından kışkırtıldı. Demirci Mehmet doğru değildir. Kuvay Milliye isyanıdır. Milli aşiret ayaklanması kışkırtıldı. Anzavur isyanı doğrudan İstanbul hükümeti tarafından çıkarıldı. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. Urfa'da çıkmıştı değerli arkadaşlar. Geldik diğer bir soruya. Bakalım. Biraz yorum yapmamız lazım burada. Bu gelişmeler birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İkinci Yunan Savaşı'nın ardından İtalya Anadolu'daki işgal bölgelerinden çekilmeye başlamıştır. Fransa ise anlaşma zemini aramak için Ankara'ya heyet göndermiştir. Demek ki bu bize neyi gösteriyor sevgili arkadaşlarım? İtilaf devletleri arasındaki görüş ayrılıklarının yavaş yavaş su yüzüne çıktığını gösteriyor değil mi? Yani gün yüzüne çıkıyor artık. Batı cephesindeki silahlı mücadelenin sonlandığına daha sonlanmamış büyük taarruz var daha. Onu yapmaları lazım. İtalya'nın milli mücadele hareketine destek olduğuna herhangi bir destek yok. Sadece ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Çekilmeye başlıyor ikinci yönünden sonra. Yunan ordusunun saldırı gücünün kırıldığına Büyük Taarruz'da kırılacaktı değerli arkadaşlar. Zaten ilk saldırı savaşı Büyük Taarruz'du. Anadolu'daki işgallerin sona erdiğini daha işgaller sona ermemiş. Değerli arkadaşlarım, daha var. 2. günündeyiz. İtilaf Devletleri arasındaki fikir ayrılıkları oluşmuş mu burada? Tabii ki oluşmuş. Hatta Ankara Savaşı'ndan e, Ankara mı? Hatta Sakarya Savaşı'ndan sonra Ankara Antlaşması ile TBMM'yi tanıyan ilk itilaf devleti Fransa olmuştu ve fikir ayrılıkları yavaş yavaş ortaya çıkıyordu. Cevabımız E şıkkı. Sizi zorlayan bir soru olmamıştır. Geldik 1. Dünya Savaşı'na şimdi. 1. Dünya Savaşı'nda kanal ile ilgili olarak yukarıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Taarruz cephesi değil mi değerli arkadaşlarım? Bahriye Nazırı Cemal Paşa. Osmanlı Devleti açısından taarruz mudur? Taarruzdur. Doğrudur sevgili arkadaşlar. Türk askerleri aşırı sıcak, susuzluk ve açlıkla mücadele etmiştir. Çünkü Mısır ve Süveyş Kanalı'nı geri almak istiyorlardı. Tamam. İngiltere'nin sömürgeleri sömürgeleriyle olan bağlantısı engellenmek istenmiş mi? İstenmiş değerli arkadaşlarım. Zaten başarısız olunuyor. Arapların yardımıyla İngiltere Suriye sınırına yaklaşmıştır. Araplara toprak vaadi vardı zaten değerli arkadaşlarım. Araplar da kendi devletlerini kurmak istiyorlardı ki zaten 1. Dünya Savaşı'ndan sonra yavaş yavaş kurulacaklardı. Türk ordusu Mekke Medine'yi korumaya çalışmıştır. Bu Hicaz Yemen cephesidir. Hatta Mekke Medine'yi koruyan kişi kimdir? Geçen senenin KPSS sorusu Medine müdafii Fahrettin Paşa'dır. Değerli arkadaşlarım cevabımız burada E şıkkıdır. Dikkat ediyoruz böyle sorulara. Geldik diğer bir soruya. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek amacıyla ortaya atılan 3 tarzı siyaset akımını oluşturan kişi aşağıdakilerden hangisidir? En önemli eserlerden birisidir. Ben hemen cevabı sizlere vermek istiyorum. Sonra diğer kişiler hakkında bilgiler vereyim. Cevabımız Yusuf Akçura. Değerli arkadaşlar Namık Kemal ve Ziya Paşa Osmanlıcılık fikir akımını destekleyen kişilerdir. Namık Kemal vatan şairi olarak bilinir. Ziya Paşa. Ziya Gökalp zaten Türkçülüğün babası olarak bilinir. Değerli arkadaşlar Mustafa Kemal'in etkilendiği kişilerden birisidir. İsmail Gazpralı da Türkçülüğü savunan kişilerden birisidir. İsmail Gazpralı 1914 yılında vefat ettiği için basmaca hareketi içinde yer almamıştır. Değerli arkadaşlarım cevabımız Yusuf Akçura'dır. Sevgili arkadaşlarım. Geldik diğer bir soruya. Gizli antlaşmalar. İngiltere ile Fransa'nın 1. Dünya Savaşı yıllarında Orta Doğu topraklarını kendi aralarında paylaştığı gizli antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? Pasta'nın büyük dilimini kim alır? Tabii ki büyük devletler. Boğazlar kimlerle yapıldı? Yani hangi devletler Rusya ile yapıldı? Boğazları istiyordu. Londra İtalya ile yapıldı değerli arkadaşlarım. 12 ada İtalya'ya bırakılacak. Petrograd Kest Keza aynı şekilde Rusya ile yapıldı. Burada Doğu Anadolu ve Karadeniz kıyıları Rusya'ya verilecekti. Makmahon Araplara toprak vaadidir. Mekke emiri Şerif Hüseyin. Cevabımız Saykıs Pikottur. Değerli arkadaşlarım. C. Geldik diğer bir soruya şimdi. Ekmek, toprak ve barış vaatleri sonrası 1917'de Rusya'da Bolşevik ihtiyarının çıkmasına ortam hazırlayan sosyalist lider aşağıdakilerden hangisidir? Sizin için tekrar olmuş olur. Cevabımız Vladimir İlicev Lenin'dir. Değerli arkadaşlarım. Lenin'den sonra başa geçen kişi kimdir? Stalin'dir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki lider. Hitler Nazilerin öncüsüdür. Değerli arkadaşlarım. Almanların öncüsü. Bu Mussolini İtalyanların öncüsü. Ferdinand Ferdinand denilince aklımıza Avusturya Macaristan İmparatoru geliyor. Meternik değil ha. Avusturya İmparatoru Ferdinand geliyor aklımıza direkt. Zaten o değil. Cevabımız Lenin'dir. Sevgili arkadaşlarım. Zaten Bolşevik Devrimi ile artık SSCB kurulma aşamasına girecekti. Bakalım Atatürk döneminde neler yaşanmış. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk döneminde cumhuriyetçilik ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen inkılaplardan biri değildir? Cumhuriyetçilik ne demek? Ulus iradesi demek değil, değil mi? Değil mi değerli arkadaşlarım? Milli egemenlik demek değil mi? Siyasi partiler, cumhuriyetçilik mi? Tabii ki cumhuriyetçilik. Hatta aşamalar yapılıyor. Terakkiperver ve Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor ancak başarısızlıkla sonuçlanıyordu. Medeni Kanun bırakalım. Orduyu siyasetten ayırma. Bunun ismi neydi? Erkanı harbiye vekaletiydi değerli arkadaşlarım. Bu kaldırılıyordu. Artık ordu siyasete karışmayacaktı. Cumhuriyetçilik 1924 anayasası hukukla ilgili olduğu için cumhuriyetçilikle alakalıdır değerli arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılmasıyla birlikte ulus egemenliğinin önü açılıyor ve ulusal egemenlik daha da güçleniyordu. Cevabımız medeni kanundur. Medeni kanun genellikle laiklik ve halkçılıktır. Sevgili arkadaşlarım kadın erkek eşitliği sağlanıyordu. Cevabımız B şıkkı. Geldik diğer bir soruya şimdi. İtalya'nın Asya ve Afrika'ya doğru yayılma tehlikesi Orta Doğu ülkelerini telaşlandırmış ve 8 Temmuz 1937'de Sadabat Paktı imzalanmıştır. Sadabat Paktı'na üye devletler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Değerli arkadaşlarım. Türkiye, Irak, İran ve Afganistan Sadabat Paktı'nda yer alan devletlerdir. Ancak Pakistan 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Bağdat Paktı'nda yer alacaktı. Cevabımız burada E şıkkıdır. Buradaki amaç sınırları korumakta. Şimdi geldik diğer bir sorumuza. İkinci Dünya Savaşı değerli arkadaşlarım. Buna benzer bir soru ben bu sene bekliyorum. Değerli arkadaşlarım. İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın Alman işgalinden kurtarılması amacıyla 1944'te müttefik devletlerin düzenlediği Normandiya çıkartmasının komutanı aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlarım. Güzel bir soru. Bu soruyu ben beğendim. O yüzden hazırladım sizlere. Dwight Eisenhower. Bırakalım. Charles de Gaulle. Değerli arkadaşlarım bu bu kişi Fransa'da oldukça önemli bir kişidir. Sonraki süreçlerde Cumhurbaşkanlığı da, Cumhurbaşkanlığına da getirilecekti. Franklin Roosevelt 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin lideriydi. Joseph Stalin SSCB'nin 2. Dünya Savaşı'ndaki lideridir. Henry Himmler doğrusunu söylemek gerekirse bu kişi hakkında pek fazla bilgim yok. Yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Cevabımız Dwight Eisenhower'dır. Değerli arkadaşlarım oldukça önemli bir soru. Dikkat ediyoruz. Geldik diğer bir soruya. SSCB'nin direktifleri sonucunda coin formuna çıkarılan ve bu nedenle bağlantısızlar bloğunun kurulmasına öncülük eden devlet aşağıdakilerden hangisidir? Polonya değil değerli arkadaşlarım. Uydu devletler içerisinde yer alanlar Polonya, Romanya, Çekoslovak ve Çekoslovakya ve Macaristan'dır. Hızlı geçmeyeceğim burayı. Uydu devletler değerli arkadaşlarım. SSCB tarafından oluşturuldu. Bunlar Polonya, Romanya, Çekoslovakya ve Macaristan'dır. Ancak Yugoslavya Tito önderliğinde SSCB'den yani SSCB ile arası bozulmuştu. Ama sonraki süreçlerde yine yakınlaşacaklardı. Bağlantısızlar bloğuna da öncülük etmişlerdir. Kimlerle beraber? Hindistan ve Nehru ve Nasır'la beraber değerli arkadaşlarım. Nehru ve Nasır bağlantısızlar hareketinde Tito ile birlikte hareket edecekti. Cevabımız C şıkkıdır. Geldik diğer bir soruya şimdi. Bakalım. Soğuk savaş döneminde Güneydoğu Asya devletleri kendi aralarındaki sorunların çözümünde büyük güçlerin müdahalesini dengelemek, siyasi, ekonomik ve ticari alanda işbirliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki teşkilatlardan hangisini kurmuşlardır? Değerli arkadaşlarım, OAU, wow. Yani e, İngilizce'de değerli arkadaşlar açılımını o yüzden yapamıyorum. Bu Afrika ile alakalı bir durumdur. Yani Afrikalı devletler bir araya gelerek başka devletlerin içlerine karışılmasını engellemeye çalışmışlardır. Yani bunlar şunu belirtiyor. Diyor ki sorunlarımızı biz kendimiz halledeceğiz. Tamam bu gitti. Birleşmiş Milletler San Francisco konferansı ile kurulmuştu. Avrupa ekonomik topluluğu zaten temelleri atılıyordu Schuman bildirgesi ASEAN değerli arkadaşlarım bırakalım. SEATO ABD'nin Doğu Uzak Doğu projesidir. Yani ABD Güneydoğu Asya devletleri bağımsızlıklarını kazandıktan sonra onlara her türlü yardımın yapılacağını söylüyor. Oldukça akıllıca değerli arkadaşlar. Cevabımız Güneydoğu Asya Güneydoğu Asya devletler Birliği olan ASEAN'dır sevgili arkadaşlarım. Geldik diğer bir soruya. 1964 yılında Türkiye'yi ABD'den uzaklaştırarak SSCB'ye yakınlaştıran ve Orta Doğu politikasını yeniden gözden geçirmeye yöneten olay aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlarım bundan önce kanlı Noel dediğimiz olay Kıbrıs'ta yaşandı. Hatta barış harekatı yapılacaktı ancak ABD Başkanı Johnson buna izin vermedi. Bu durum Türkiye ile ABD'nin arasının bozulmasına olanak sağlamıştı. Burada, burada cevabımız Kıbrıs meselesidir. Vietnam Savaşı. Amerika'nın 60 bine yakın askerini kaybettiği savaştır değerli arkadaşlarım. Kuzey Vietnam burada savaşı kazanıyor. Arap-İsrail savaşları 1948 yılında başlıyor. Ta ki 80'li yıllara kadar devam edecek değerli arkadaşlarım. Camp David antlaşmasına kadar devam edecek. Ermeni terörü Asala'yı unutmamamız gerekir değerli arkadaşlarım. Ermenilerin bağımsızlığı için. Küba bühranı Bühran ne ya? Küba buhranı ABD ile Sovyet Rusya arasındaki krizdir. Hatta dünyayı değerli arkadaşlarım 3. Dünya Savaşı'nın eşiğine getiren olaydır. Füze sorunu değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız Kıbrıs meselesidir. Geldik diğer bir soruya. 1990'lı yıllarda SSCB'nin dağılması ile birlikte aşağıdaki kuruluşlardan hangilerinin varlığı sona ermiştir? Şimdi değerli arkadaşlarım konfor bırakalım. NATO Kuzey Atlantik baktadır. ABD öncülüğünde toplandı. Ayet Avrupa Birliği'nin temelleri atılıyor. Filistin Kurtuluş Örgütü Yaser Arafat, OPEC petrol ihraç eden ülkelerdi. Değerli arkadaşlarım, Kominfor amaç Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni tek bir merkezden yönetmekti. Yani Moskova'dan yönetmekti. SSCB dağıldıktan sonra bu da etkinliğini kaybetmiştir. Cevabımız A şıkkı. Geldik diğer bir soruya. Enver Hoca'nın ölümünden sonra devlet başkanlığına seçilen Ramiz Aliya döneminde demokratikleşme ve ekonomide serbest piyasa düşüncesini başlatan Balkan devleti aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar Kosova değil. Kosova zaten 2008 yılında mı? Yanlış bilgi vermek istemiyorum. Bağımsızlığını kazanıyordu. Karada zaten Berlin Antlaşması ile bağımsız olmuştu. Makedonya değerli arkadaşlarım Balkan savaşları sırasında paylaştırılmıyor, paylaştırılıyordu. Sırbistan zaten çoğunluk SSCB'nin egemenliği altındaydılar. Sırbistan, Bosna Hersek savaşlarını az çok hepimiz biliyoruz değil mi değerli arkadaşlarım? Sırbistan. Cevabımız burada Arnavut doktor Enver Hoca deniliyor. Aklımıza direkt Arnavutluk geliyor. İtalyanlarla başa baş bir mücadele göstermişti Enver Hoca. Cevabımız belçikli. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda yani KPSS ile ilgili paylaşımlar gelecek. Siz siz. Siz hiç ama hiç merak etmeyin toparlayamadık ya. Beğenmeyi unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın. Sürçü lisan olmuşsa affıla. Herhangi bir hata olmuşsa yorumda belirtebilirsiniz. Ben onu düzeltirim. Bazen sehven olabiliyor. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.